27 Ekim tarihinde Intel'in 12 cinsi işlemcileri ve yeni Z690 chipsetli anakart yanında da DDR5 RAM'leri sizlere tanıtmış olduk. Tabi Intel'in 12 cinsi tarımda en çok merak ettiğiniz işlemci modelleri şu an Türkiye'de ilk olarak benim elimde. O da Intel'in Core i7 12700K ve Core i5 12600K işlemcileri arkadaşlar. Ben daha açmadım bunları sizlerle beraber bu videoda açacağım. E tabii ki bu noktada özellikle merak ettiğiniz ve Intel'in yeni hibrit yapıda olan işlemcilerinde çekirdek sayıları, izlek sayıları ne alem demiş bunlara değineceğiz. Çünkü birkaç yanlış bilgi var. Kafa karışıklığı da var. Bunları güzel bir şekilde sizlere anlatacağız. Ama ilk olarak şu işlemcileri bir kutularından çıkartalım arkadaşlar. Yani şunları açarken bile bayağı heyecanlı oluyorum. Intel şu kutunun içindeki şu kartonları bir düzelt artık ya. Gözünü seveyim çok gereksiz oluyor. Şu lansman işlemcileri de gelmedi bize. O konuda da Intel'e gerçekten darılmış durumdayım. Bakın şu an elimde bu neymiş ilk açtığımız? i7 12700K. Soket yapıları değiştiğinden dolayı zaten işlemci boyut itibariyle daha da genişlemiş özellikle dikdörtgen bir yapıya gelmiş hatta 2066 soketli işlemcileri de andırıyor diyebilirim onun küçük versiyonu gibi. Özellikle üretim tarafını merak edenler için Intel'in bir önceki nesil işlemcileri 11. nesiller bile yine 14 nanometre olarak sunulmuştu. Fakat bu artık 10 nanometre arkadaşlar. Yani Intel 12. nesil işlemcileri 10 nanometre üretim sürecine sahip bir şekilde. Bunu şöyle şu kutuya bırakayım. Bir de i5 12600K'yı açalım. Bunların çekirdek bilgilerini zaten sizlere veriyor olacağım. Ama tabii ki de e, kağıt üzerinden kontrol edeceğim. Bizler bile yeni yeni e, bu verilere sahip olmuş durumdayız. Yani sizlerle beraber biz de yeni öğreniyoruz açıkçası. Piyasada en çok satılacak modellerden ikisi olacak bu. Şu an için 12400 ile ilgili bir bilgi yok. O da gelirse zaten güzel bir şeyler hazırları sizlere gerekli bilgileri de sağlarız arkadaşlar. Evet, şu an elimde hem 12600K'yı hem de 12700K'yı görebiliyorsunuz. Peki Intel'in yine 12. nesil özellikle bu iki modeldeki İşlemcilerdeki özellikler ne alemdeymiş Şimdi onlara geçelim sırasıyla İlk olarak hibrit işlemcinin mantığını bir anlamamız lazım Yoksa gerçekten çok fazla kafanız karışabilir Şimdi hibrit işlemcileri daha iyi anlatabilmek adına örneklerle yola çıkacağım Mesela arabalarda aynı yapıyı gördük Hibrit arabalar mevcuttu ee, Neydi hem benzinli hem de elektrikli bir şekilde de çalışabiliyordu Tamamıyla o anki ihtiyacınıza Yönelik iki farklı yapı barındırıyor. Bunun bir örneği zaten mobil işlemcilerde de mevcut. Yani kullandığımız cep telefonlarında neydi? Oyun esnasında daha yüksek frekansa sahip 4 çekirdek veya 8 çekirdekli sahip farklı işlemciyi kullanıyor. Gün içi standart kullanımda daha düşük frekansa sahip ayrı bir işlemci çekirdeği barındırıyor kendi içinde. Intel'in yeni 12. nesil işlemcilerinde de, de de konuşamadım lan. <laughs> İyi mi? Hızlı hızlı anlatacağım diye videomuzun olması diye ne hallere düşüyorum. Intel'in 12. nesil işlemcilerinde de durum aynı şekilde arkadaşlar. Burada Intel ne koymuş? Hem performans core hem de efficiency core olarak adlandırdığı iki çekirdek yapısı mevcut. Yani performans çekirdekleri ve verimlilik çekirdekleri. İlk kafa karışıklığı zaten burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çünkü çoğu kişi bunu şöyle algılıyor. işte işlemci aslında 8 çekirdekli. Diğer 8 çekirdek bizim bir işimize yaramayacak gibi gibi. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Diyelim ki 12. cinsiyetli işlemciye sahip bir bilgisayarınız var ve oyun açtınız oyun esnasında aslında o oyunun optimizasyonuna göre çekirdek sayısına ihtiyacınız varsa çekirdeklerini kullanıyor ve frekansa ihtiyacı varsa performans çekirdeklerini kullanmayı uygun görüyor. Ama mesela daha düşük frekansa sahip fakat çekirdek sayısına önem veren oyunlarda ise bu sefer ne yapıyor? Verimlilik çekirdeklerini devreye sokuyor. Bunun işlemci tarafında ve kullanıcı tarafında sağladığı en büyük katlardan bir tanesi zaten adından da anlayacağınız üzere verimlilik yani güç tasarrufu. Özellikle verimlilik çekirdekleri Windows'u 2 boşta kullanırken arka plan işlemlerini devralabiliyor ve bu sayede daha düşük bir güç tüketimine de sahip olmuş oluyor. Burada da bir optimizasyon söz konusu. Yani arka plan programlarının kendisi tespit edip burada tamamıyla kendi başına diyor ki burada verimlilik çekirdeklerini bu kısma ata. Çünkü ne oluyor? Mesela arka planda çalışan bir programı kullandığınız zaman bile çekirdekleriniz birden pink verebiliyor. 6 çekirdek 12 çekirdeğiniz çalışıyor. işlemcinin kullanım oranının arttığını bile gözlemleyebiliyorsunuz. Ama Intel'de böyle sorunlarla karşılaşmayacağız diye ümit ediyorum açısı. Ben anlatılanlar üzerinden yola çıkıp sizlere tarif ediyorum. Şimdi Gel gelelim çekirdek yapılarına ve izlek yapılarına. Ben bir kağıda not aldım. Sizlere de arka plan görüntüsü üzerinden zaten sunacağım. Kıyaslamalar da yapacağız arkadaşlar. Şu işlemciyi bir elimden bırakayım. Tablo üzerinden değerlerine bakacağız. Mesela üstte total core demiş. Site üzerinden buna baktığınız zaman işlemcide 10 tane ayrı çekirdek olduğunu varsayabilirsiniz. Bakın alt ne demiş? Performans çekirdekleri 6 adet. Efficiency core'lar 4 adet. Yani toplamda 6 artı 4 çekirdeklik bir Ana çekirdek mevcut arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. En altındaysa total 16 thread demiş. Yani burada 10 çekirdek artı 16 izlek gibi bir durum söz konusu değil. İzlekler performans core'lar tarafından oluşturulmuş durumda. Yani verimlilik çekirdeklerinde bir izlek yok, bulunmuyor. Performans çekirdeklerinde eğer 6 tane çekirdek varsa... 6 tane de izlek var demek. 12700K'ya baktığımızda ise 12700K'da performans çekirdekleri 8 adet, verimlilik çekirdekleri yine 4 adetle tutulmuş. Toplamda izleklerle beraber 20 adet thread yer alıyor arkadaşlar. Burada ise neden 12700K işlemcisine 4 adet verimli çekirdek eklenmiş? Keşke 6 olsaymış diyebilirsiniz yanılmıyorsam özellikle 12700K işlemcisi tahminiyle oyun odaklı bir işlemci olarak öne sürülecek. Burada verimlilik zaten 4 izlekle aslında 4 izlekle görev alacak verimlilik oldukça yeterli olabilir. Fakat oyun için 8 tane performans çekirdek gerçekten 12700K'yı şahlandırabilir durumda. 12900K'da ise durum biraz daha farklı. Mesela 8 tane performans çekirdek yer almış ve 8 tane de verimlilik çekirdeği bulunuyor. 12900K işlemcisine 8 performans ve 8 verimlilik şekilde eklenmesindeki en büyük sebep hem iş istasyonları hem de oyun bilgisayarlarındaki en yüksek verimliliği, performansı, potansiyeli alabilmek. İşte bu noktada ikinci büyük artı ortaya çıkıyor. Şimdi bundan önceki işlemcilere baktığımız zaman hem AMD hem de Intel tarafındaki işlemcilerde bilgisayarınızda birden çok işlem yaptığınız anda tamilesi ise 16 izlenizi kullanıyordunuz. Yani tüm çekirdek ve izlekleri aynı programlar kullanabiliyor. Bu da bir sıralamaya sokmadığı için dar boğazı sebebiyet verebiliyordu. Aslında bir nevi yavaşlamalara sebebiyet veriyordu. Yani çoklu program açtığınız zaman hem aynı çekirdek hem de aynı izlekleri kullanmak zorunda kalıyordunuz. Fakat 12. nesil işlemcilerde artık durum bambaşka bir hale geldi. Mesela bilgisayar başında iş yapıyorsunuz. Bir yandan Premiere Pro açtınız. Bir yandan After Effects açtınız. Bir yandan Photoshop açtınız. Veya müzik programlarıyla ilgileniyorsunuzdur. Farklı programlar kullanıyorsunuzdur aynı anda bu noktada işlemci kendisi otomatik bir şekilde hangi programın ...hangi çekirdek yapılarına ihtiyaç duyduğunu belirleyip ona göre kendini kanalize ediyor. Ve bu sayede çoklu program kullanımında performanslarında geriye düşmemiş oluyorsunuz. Toparlamam gerekirse bunu yeni hibrit işlemciler gerçekten çığır açacak durumda. Yani önümüzde artık çok farklı teknolojiler hatta uygulamaların bile optimizasyonlarında farklılıklar göreceğiz demektir. Birkaç kusur, kusurlar, pürüzler yaşayacağız elbette ama olsun gerçekten yeni bir teknoloji çağına adım atmış bulunuyoruz. E tabii ki sadece bunlarla da kalmadı PCIe Gen 5 Gen5 desteği sunuldu ve özellikle neydi? Şurada yanımda da Gördüğünüz Corsair'in DDR5 RAM'leriyle ile beraber Intel'in 12. nesil işlemcileri DDR5 belleklere geçti. Fakat burada da bir kafa karışıklığı yine mevcut arkadaşlar. Elimdeki RAM neydi? Corsair'in 16 GB dual modül, toplamda 32 GB'lık 5200 MHz Frekansına sahip bir RAM'iydi. Peki gecikme değeri neydi arkadaşlar? CL38. Gecikme değeri evet elbette ki özellikle iş tarafında sistemde çok büyük önem arz eden oranlardan biridir. Özellikle DDR4'lerle kıyasladığımız zaman neydi? Onlarda CL16 RAM'ler bulunuyordu. Bunda iki katı olmuş durumda. Ama burada işlemci ve bellekler arasında band genişliği tamamıyla yükselmiş durumda. Bunu göz ardı ediyoruz. Sadece işlemcinin bellek band genişliği değil bir de belleklerdeki özellikle DDR5 belleklerdeki transfer bandwidth yapıları da değişmiş durumda. Bunu iki şekilde sizlere tarif edeceğim. Önceki DDR4 RAM'lerde band genişliği tek kanal üzerinden 64 bitti. Fakat yeni DDR5'lerde band genişliği iki kanala bölünmüş. Her bir kanal 32 bitlik band bize sahip olmuş. Bu sayede tek kanal üzerinden veri alışverişi yapmak yerine iki kanal üzerinden dar boğazı tamamıyla ortadan kaldırmış. Bu da özellikle gecikme değerlerine etki edebiliyor. Ama gözden kaçırdığımız ikinci büyük nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir önceki aslında 12. nesil dışında 11. nesil işlemcilerde veya AMD'nin işlemcilerinde işlemcinin bellek band genişliğinin daha düşük olması. Intel'in 11900K işlemcisinde bellek band genişliği 50 gigabit bölü saniyeydi. Fakat yeni 12. nesil işlemcilerde bellek band genişliği 76.6 gigabit bölü saniyeye arttırılmış. Yani ne ediyor? 1.5 katı arkadaşlar. Bunu bir de DDR5 RAM'lerde dahil olarak gelen dual kanal bandwidth sayesinde e, hesaplarsanız neredeyse CL16 gecikme değerlerine yakın bir e, latency süreleri elde edebiliriz diye umuyorum. Onu da zaten ayrı bir videoda test edip sizlere sunuyor olacağım arkadaşlar. Bir de tabii ki frekans unsurları söz konusu veya e, dahili GPU'lar var mı 12GC işlemcilerde? Elbette ki var. Burada da değişiklikler mevcut. Mesela bir önceki 11. nesil işlemcide Intel'in Ultra HD grafik 750 e versiyonu bulunurken yenilerde 770 adında yeni bir e UHD grafik birimi bulunmuş durumda. Daha yüksek GPU saat hızlarında da artırılmış. Burada bir de değinmemiz gereken nokta hem işlemci frekansıydı hem de RAM frekansı. Onu unuttum. Es geçmedim. Intel'in 12. nesil işlemcinde base RAM frekansı artık 4800 MHz. Yani XMP profillerini açmadan 4800 MHz ...stock stok bir şekilde RAM'leri kullanabileceksiniz anlamına geliyor DDR5 RAM'leri. E tabi bizim elimizde 5200 vardı. E yeni XMP3 profilleri sayesinde 5200 hatta 6400 MHz RAM'lerde yakın zamanda gün yüzüne de çıkacaktır diyorum. Frekans tarafına şimdi biraz gelelim. Yeni e, işlemcilerde frekanslar ne alem demiş. Burada da biraz kaba karışıklı olacak. Çünkü e, hem performans çekirdekleri hem de verimlilik çekirdeklerinde farklı farklı frekanslar söz konusu. Özellikle 12600K ve 12700K işlemcilerinde maksimum turbo frekanslar 4.9 ile 5 GHz'e kadar hız aşırtılabiliyor. Bu gayet güzel bir değer. Güç tüketimlerinde yine farklılıklar söz konusu. 11600K için 125 Watt ve Turbo Boost ile en fazla 100 150 wattlık güç getirmeye sahip olacağı belirlenmiş. 12700K'da 125 watt ile 190 watt maksimum. Gerçekten hala yüksek değerler bunlar. 12900K'da ise 125 watt çekirdek bazlı kullanımda. 241 watt turbo boost frekansında en yüksek çıkabileceği TDP değer olarak vurgulanmış ki 241 watt'ında üstünü eminim göreceğiz. Fakat performansa orantılı bir şekilde yeri geldiğinde özellikle iş tarafında 241 watt'lık güç yetimlerini bile göze alabiliyoruz. Çünkü orada tahmini bizlere sunmuş olduğu performans çok önemlidir. Oyun için aynısını söyleyemem. Oyun için daha farklı fakat özellikle iş istasyonu tarafında işlemcinin ne kadarlık bir güç tükettiği bizi hiçbir zaman ırgalamıyor. Tamamıyla verdiği performans alabildiğimiz performans önem arz ediyor diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Sizlere önden hem 11.600 ay 12.600K hem de 12.700K'yı göstermiş olduk. Özellikleri de açıkladık. DDR5 tarafına değindik. Umarım sizler için de aydınlatıcı olmuştur diyorum. Ve videomu da burada sonlandırıyorum. İnce videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.